geceleri uykunuza gelip uykularınıza giren Kıbrıs sorunları dedik. Başbakan olduktan sonra en azından devletin üst makamlarında görüşmeleri, müzakere sürecini belki de daha yakından inceleme fırsatı buluyorsunuz. Bu noktada genelde karamsar tablo çiziyorsunuz müzakerelerden, görüşmelerden ve olumlu bir sonuç çıkacağın yönünde pek bir sinyal vermiyorsunuz ki aksine Cumhurbaşkanı Sayın Terat da iyimserliğini bozmamaya çalışıyor. Evet. Daha pozitif bir noktada duruyor. Bu eksi veyahut negatif duruşun sebebi nedir? Yani görüşmelerde ne kötü gidiyor veyahut bir somut örnek ne olabilir sizin görüşmelerin sonucunda bir şey olmayacak? Şimdi o görüşme notlarını versem ve size ve siz de okusanız diyeceksiniz ki bana uzlaşma noktasından anlaşma noktasından da çok çok uzaklardayız. Evet. Ben o notları okuyorum. Yani dolayısıyla belli fazla problemli olmayan birkaç konuda şöyle böyle bazı mutabakatlar var ama esas ana konularda mutabakat yok. Mülkiyet var, toprak konusu var, harita konusu var, garantiler, güvenlik konusu var, güç paylaşımı, yönetim konusu var. Bunlarda henüz mutabakat yok. Dolayısıyla ben endişeliyim, ne endişeliyim? Geçmişte annem planı gibi bir planla sürpriz bir planla karşılaşmıştık. Şimdi anlaşılanlar, anlaşılmayanlar. Bir ara Sayın Cumhurbaşkanımız 3 sepet var demişti. Anlaştıklarımız, anlaşamadıklarımız, anlaşma ihtimali olanlar neyse galiba diğeri de öyleydi. Ama anlaşamadıklarımızın paketi dolu. Sepeti dolu. Dolayısıyla ama bu tutanakları sadece biz okumuyoruz. Bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel temsilcisi olayların içerisinde uzmanlar geliyor. Mülkiyetle ilgili uzmanlar geliyor, garantilerle ilgili dıştan uzmanlar geliyor. Ve bir endişem var. Bunu halkımızla paylaşmak istiyorum. Bunu belki televizyon ekranında iddia söylüyorum. Annen planı gibi sürpriz bir planla karşılaşabilir miyiz? Karşılaşır mıyız diye endişem vardır. Çünkü sürpriz bir plan derken bunun Birleşmiş Milletler ve dış güçler tarafından hazırlanmış elbette olmasıdır sürpriz. Tabii. Yani müzakere masasına çıkacak bir anlaşma metni başkadır. Dıştan gelecek hazır bir plan başkadır. Peki bu Ban Ki-moon'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un adaya geleceği söylemini veya yurt dışında bir yerlerde bulmuş olacağı söylemini bu kaygılarınızı artırmaya neden oldu? Hayır, o benim kaygımı artırmıyor. Çünkü neticede genel sekreterdir ve Kıbrıs görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülüyor. Gelebilir. Gelmesi de gerekir. Gelsin, iki tarafı bir masa etrafında buluştursun ve konuşsunlar. Benim endişem şuradan kaynaklanıyor. Dünya bizi anlaşmaya mahkum olarak görüyor. Kıbrıs Türk halkı anlaşmaya mahkumdur. Ülkede fevkalade yanlış bir tespit. Yani sizce bir mahkumiyet yoktur. İkincisi annem planını Türkler %65 oy oranıyla kabul etmiştir. %65 oy oranıyla annem planına evet diyen Kıbrıs Türk halkının karşısındaki Rum halkı %76 oy oranıyla red oyu vermiştir. Dolayısıyla bir anlaşmanın olabilmesi için Rumların tatmin edilmesi gerekir. Yani annem planında verdiklerine ilave daha bir şeyler vermesi gerekir. Bunlar Oman'a çıkar. Kıbrıs'ı Türklerin evetine hayıra çevirmeden Kıbrıs'ı Rumların hayırına evete çevirme noktasıydı ve esas uyuşmazlıklar o noktada başlıyor. Tabii Rum'un evetini, hayırını evete çevirmek için annen planında verilenlerin dışında ilave bir şeyler verilmesi lazım. İşte bu söylediklerimi içerecek bir planla karşılaşabilir miyiz endişesi bende var. Evet. Ha temennim müzakere masasında bir anlaşmaya varılmasıdır. Emri vakiler bizim lehimize olacağını düşünüyorum. Evet. Kıbrıs sorununu bittik. Cumhurbaşkanı dedik. Geçen gün ilginç bir yazı vardı sevgili Hasan Hasuroğlu.